Çay geliyor abi. İstersen odaya sessiz olalım. Bunlar Erzurum'da tespit edilmiş, şu ana kadar yapılan testlerde Türkiye'nin 160 milyon yıllık bir geçmişine sahip fosil ağaçlar. Burası kömürleşmiş, dış kabukları çok belirgin ama tamamen taşlaşmış bunlar. Oldukça belirgin. Hangi ağaç türleri olduğu araştırmalarda kesinlik kazanacak. Erzurum'da 3 bölgede fosil ağaçlar tespit ettim. Tabii bir bölgede çok yoğun bir şekilde bulunuyor fosil ağaçlar. Bunu da bir İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi bölümünden Profesör Doktor Ünal Akkemik'le bir görüşme yaptık. Ünal hocamız Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Erzurum'da fosil ağaçları incelediğini söyledi. Ve şu anda tespit edilmiş Türkiye'deki en eski fosil ağaçların 160 milyon yıl itibariyle Erzurum'da olduğunu söyledi. Bunları doğa yürüyüşlerinde ve madenleri araştırırken, yarı değerli taşları araştırırken bunlara rastladım. Tabii renkleri, tipleri bakımından çok ilgimi çekiyordu. Bunların hangi tür ağaç olduğu veya ne zaman taşlaştığı, yaşının kaç olduğunu hep merak ediyordum. Böylelikle Ünal hocamızdan da bunu öğrenmiş olduk. Evet, bu ağaçların yaşları Erzurum'da tespit edilenler şu anda Türkiye'nin en yaşlı ağaçları, 160 milyon yaşında. Dünyada Amerika'da var, orada 386 milyon yıl olarak açıklanmış. Ama burada yapılacak detaylı bir araştırmadan sonra belki bunların yılları daha da fazla olabilir. Evet, bunlara fosil deyip geçmemek lazım. Fosiller her ülke için, her toprak için önemlidir. Bunlar da bizim topraklarımızda bulunduğu için paleontolojik açıdan, jeolojik açıdan, botanik açısından, klimatoloji açısından çok önemlidir bunlar. Şurada dış kabukları belirleyeceğim. Bunların aslında tek parça halinde, çünkü orada benim gördüğüm 8-10 metre boyunda yan yatmış, fosilleşmiş ağaçlar var. Tabii parçalanıyor. Bunları inşallah yetkililerce, araştırmacılarca oradan bir bütün halinde çıkarılıp bir müzede sergilenmesi veya bir fosil müzesi oluşturulması mutlaka Erzurum'a araştırmalara katkı sağlayacaktır. Taşlaşmış ağaç örnekleri Türkiye'de son zamanlarda popüler olmaya başlayan ve insanların ilgisini çeken örnekler haline gelmeye başladı. Bu taşlaşmış ağaç örnekleri, yani biz bunlara petrifiye ağaçlar da diyoruz. Bunlar doğa tarihini anlamamızda, iklim tarihini, ormanların geçmişini, geçmişten günümüze olan değişimlerini anlamamızda son derece önemli materyaller.
Dolayısıyla biz bu doğa tarihini anlamada en önem verdiğimiz bu. Taşlaşmış ağaçların ya da petrifiye ağaçların mutlak korunması, çalışılması, bilimsel olarak ele alınması ve Türkiye'de bunların topluma kazandırılması ama bilimsel olarak kazandırılması konusunda bir çaba içerisindeyiz. Bu bağlamda özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Gümüşhane civarı da büyük önem taşımakta. Çünkü bu bölgedeki fosilleşmiş ağaçlar daha çok bize geçmiş dönemlerin özellikle ilk basamağını yani yaklaşık 160 milyon yıldan bu yana 60 milyon yıla kadar olan dönemle ilgili çok güzel bilgiler sunmakta. Ama daha batıya geldiğimiz zaman işte Tokat civarında 40 milyon yıllık örnekleri görüyoruz. Daha da batıya geldiğimiz zaman özellikle Ankara çevresinde 20-25 milyon yıllık ya da 5 milyona kadar olan dönemdeki örnekleri görebiliyoruz. İşte bu bağlamda Erzurum, Gümüşhane civarı çok daha eski bir dönemi kapsadığı için oldukça önem taşıyor ve bize bu coğrafyada, bu topraklarda yaklaşık 160 milyon sene önce hangi ağaçların var olduğunu gösteriyor. O açıdan son derece önemli ve bu örnekler oldukça sınırlı olduğu için, çok az sayıda bulunduğu için ve oluşumları zaten çok özel koşullarda gerçekleştiği için mutlaka korunması gereken örnekler. Fosilleşmenin olabilmesi için öncelikle 3 bileşene ihtiyaç var. Bu bileşenlerin bir tanesi volkanik bir dağ. Volkanik dağın yamacında ormanlar ve daha da aşağısında gölsel ya da denizsel ortamlar gerekiyor. Ve bu 3 bileşenin bir arada bulunduğu yerlerde volkanik patlama sonrasında volkanlardan sızan lavlar ya da işte volkan patlamasından önce akan lahar akıntısı dediğimiz akıntılarla ya da işte lavlarla orman üzerine gelen bu akıntılar ormandaki bütün o ağaçları silip süpürüp yukarıdan aşağı taşıyorlar. Bazen ağaçların kökleri yerinde kalıyor, gövdesinin bir kısmı yerinde kalıyor. Soğuk, kısmen daha soğuk olan akıntılarda ve böylece taşınan materyaller sulu ortam içerisinde kaldığı zaman oradan üzerinde binlerce ton ağırlık, altında sulu bir ortam ve sulu ortamda kimyasal değişim süreci yani taşlaşma başlıyor. Eğer ortamda silis maddesi varsa buna silisleşme diyoruz ki Türkiye'de en yaygın olan bu en yaygın fosilleşme bu şekilde gerçekleşiyor. Eğer ortamda kalsiyum maddesi varsa buna da kalsifikasyon diyoruz. Bu daha seri gerçekleşiyor ve örnekler daha yumuşak ama bembeyaz oluyor. Yani taşlaşmış ağaçlar daha beyaz görünüyor. Dolayısıyla Türkiye'deki fosil ağaçların büyük bir çoğunluğu silisleşmeyle oluşuyor ve bu silisleşme sürecinden sonra da zaten örnekler taşlaştığı için milyonlarca sene artık özelliklerini bozmadan toprak altında kalabiliyor. İşte biz bugün onların toprakların aşınmasıyla yüzeye çıkan hallerini görebiliyoruz ve bunları bulduğumuz zaman da biz bu örneklerden çok ince mikroskopik boyutlarda kesitler alarak acaba hangi ağaçlarmış onu tespit ediyoruz. Örneğin yaptığımız bir çalışmada Erzurum Oltu Taşı'ndaki ana materyalin Araucaria grubu ağaçlar olduğunu tespit ettik. Araucaria bugün günümüzde sadece Şili ve Güney Amerika'da yani Avustralya'da daha doğrusu Güney Yarımküre'de bulunan ağaçlar ama günümüzde yaklaşık 65 milyon sene önce bu gruba giren Araucaria ağaçları Türkiye'de de varmış. 200 milyon yıl öncesinde çok daha yaygın ama 65 milyon yıl öncesinde çok daha seyrek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Erzurum Gümüşhane civarından bulduğumuz başka ağaçlar var. Bunlar şu an çalışmaları devam ediyor. Ve bu çalışmalardan bir tanesi yine Araucaria çıkıyor. Bir tanesi günümüzde tamamen yok olmuş. Sadece odunsu formları kalmış olan ağaçlar var. Bir diğeri de bugünkü porsuk ağaçları var. Karadeniz dağları boyunca iş gösteren. O porsuk ağaçlarının da atası olan ağaçlar, o ağaçlar da günümüzde yok artık. Tamamen yok olmuşlar. Yerine bambaşka ağaçlar gelmiş ve evrimleşme sürecinde ağaçlar değişerek gelmişler. Ve sonuçta Erzurum Gümüşhane civarındaki örnekler Türkiye'nin bilinen özellikle bugünkü ağaç formuna benzeyen ağaçların en eski formlarını bulunduran bölge. O yüzden bu örneklerin mutlaka korunması, tabii ki gönlümüzden geçen yerinde korunması ama yerinde korunması Türkiye şartlarında pek mümkün değil. Dolayısıyla bunların korunmasında en önemli şey bunların belli başlı daha görsel olanların bir müzeye taşınarak müzede hikayesiyle beraber korunması, onların hikayesini anlatan, oluşum süreçlerini, türlerini anlatan görsellerle birlikte süslenerek bu ağaçların korunması ve
bizim için ne ifade ediyor? Yani doğa tarihi açısından veya doğal miras değer açısından ve bu ülkenin tarihi açısından bize neler ifade ediyor? Bunların anlatıldığı bir görselle bunların sergilenmesi hem eğitim hem de turizm amaçlı olarak değerlendirilmesi çok daha büyük önem taşıyor.